ikinci bölümde program devam ediyor. Yürüyüşümüz devam ediyor. Hava iyice ısındı. İzleyin, keyifli program geliyor. Ergün Özdalili. Ergün Bey, neyle meşgulsünüz? Emekliyim. Nereden emeklisiniz? Cezaevinden. Oo, çok. Nasıl geçiyor emeklilik? Vallahi çok iyi geçiyor. Evde torunlarına uğraşıyorum. Sizin işiniz de çok zordu tabii. Tabii emeklilik ayrı bir tatlı mı? Çok, çok iyi. Yapıyor musun? Keyif verir. Gerçekten keyif verir. Harikasınız. Peki doğa yürüyüşünü daha önce yapıyor muydunuz? Yapıyordum daha önce de. Aslında biz genelde avcıyık da. Yani biz işte boş zamanlarımızı böyle yürürüz. Av zamanı ava giderik. Tamam. İnsanlar neden yürüyüş yapsınlar? Sağlığı için, huzur bulması için. Keyif için. Keyif tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hülya Polat. Hülya Hanım, neyle meşgulsünüz, ne yapıyorsunuz? Emekliyim ben. Alanınız nedir? Kendi iş yerimizden emekliyim ben. Arıtma sistemleri, hem evsel hem endüstriyel. Çocuklarımın mühendislik büroları var. Oradan emekliyim ben. Çok güzel. Yapıyor musunuz spor, doğa yürüyüşü? Evet, her gün sporumu yapıyorum. Her gün sabah bir saat yürüyorum. 6000-7000 adım atıyorum. Haftada bir gün de işte bu pazar günü iple çekiyorum. Çok seviyorum yürümeyi. Çok büyük keyif alıyorum. Stres atıyorum. Eğleniyorum. Arkadaşlarım da çok iyi. Çok kafa dengi insanlar. Güzel eğleniyoruz. Emekliliğin tadını çıkarmak için harika bir yol değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Başka neden yürüsün insanlar? Tabii ki sağlık için. En önemlisi o. Güzel bir aktivite. Evet. Dediğim gibi stres atmak için çok güzel bir şey. Ayrıca... Bir de bu yolda yürürken aldığımız kokular nasıl? Nefis, nefis. İnan bana çocukluğumu hatırlatıyor. Çocukluğumu hatırlıyor. O güzel kokular, o enerji,
O ne bileyim çok değişik, çok güzel bir ortam. Evet. Çok seviyorum yani. Gerçekten evet. Çok seviyorum. Ada çayı hiç böyle kokmuyor. Hiç başka bir yerde böyle kokmuyor. Güzel kokmuyor. Evet, aynen. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir sizin isminizi alalım. Fikriye Göktaş. Fikriye Hanım, siz neyle meşgulsünüz? Galatasaraylısınız galiba. Evet, evet. Fanatik. Evet, öyle. Genelde tişörtünü giyenler fanatik oluyor. Spor yapıyor musunuz normalde? Biraz. Çünkü evdeyim ben. Torun bakıyorum. Evet. En büyük spor zaten. Eminim evet. Çok enerjiktir. Aynen. Ben yeni katıldım zaten. Bugün ilk defa geldim. Oo, harika. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel bir ortam. Yeğenim katılır devamlı. Onunla birlikte geldik. Evet. Çok güzel. Harikasın. Sizin isminiz? Tülen Caner. Şimdi Tülen Hanım uzun zamandır mı yürüyor? Bir yıl oluyor. Bir yıl, evet. Bir yıl oluyor. Şimdi biz sürekli Endorfin programında biz doğa sporlarını çok tavsiye ediyoruz. Hiçbir şey yapamazsanız yürüyüş yapın diyoruz. Bayağı yürüyüş grupları arttı. Ya mesela bugünkü rotayı düşünürseniz nasıl, ne söylemek istersiniz? Yani devam diyorum. Harika. Yani keyif almak. Bu kokular deminden ondan bahsediyorduk. Harika bir ortam. Evet, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, bir isminizi öğrenelim. Merhabalar, ismim Birgül Ciddi. Birgül, ne kadar zamandır doğa yürüyüşü yapıyorsun? 2011'den beri yürüyorum. Vay, eski doğa yürüyüşçülerinden. Evet. Aynen öyle, çok seviyorum. Evet. Gerçekten herkese de tavsiye ederim. Burada bütün enerji, ayrıca ben biyoenerji uzmanıyım eğitimini aldığım için. Burası bana çok iyi geliyor. Bütün negatifliği alıp pozitifliği vücuduma alıyorum. Ayrıca öğretmenim, çocuklar için de bu benim için de çok iyi olur. Hem daha güzel, eştahlı bir ortama girerim. Hem de çocuklara karşı da daha pozitif oluruz. Belki onlarla da hatta küçük böyle turlar yapılıp da küçük yaşta yürüme alışkanlığı kazanır. Evet, aynen öyle. Zaten bir proje aşamasında şimdi çocuklara doğaya karşı alıştırma yapmak istiyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah size de bildireceğiz bu konuyu. Herkese tavsiye ederim yani, mutlaka gelsinler. Herkesi bekleriz. Çünkü gerçekten sıcak bir ortam var burada. Biz aile gibiyiz. Burada tanımadığımız insanlarla tanıştık. Birçok meslekten olan insanlar vardır. En azından bilmediğimiz bilgileri de burada edindik. Gerçekten tavsiye ettiğim bir yürüyüştür. Herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir isminizi öğrenelim. Kemal Yıldızoğlu. Kemal Bey, neyle meşgulsünüz? Emekliyim. Alanınız nedir? Hangi, nereden emeklisiniz? Sosyal sigortalardan. Anladım. Memur. Yapıyor musunuz normalde doğa yürüyüşü ya da spor? Sürekli yapıyorum. Yani hem burada hem Türkiye'de de yapıyorum ve Türkiye'den de 2 ay oldu geleli. Ha, asıl orada yaşıyorsunuz. Hayır, burada yaşıyorum ama oraya da gidiyorum. Orada arkadaşlarım var, kulüpler var onlarla. Emekliliğinizi full doğa yürüyüşleriyle mi değerlendiriyorsunuz? Zaten kendime, zamanı kendime ayırdım. Evet. Bu yaştan sonra dedim ki kendimi yaşayacağım ben. Zamanı ayırdım ve yaşıyorum. Bu yaşama tarzım da yürüme tarzında oluyor. Bence çok güzel bir örneksiniz. Harikasınız. Şimdi şöyle bir karar aldım ben. Dedim ki Türkiye'de 5 tane vilayet doğuda, 5 tane batıda. Şimdi Haziran aylarında şeyde yürüyorum, doğuda yürüyorum. Ondan sonra şeye doğru da, kışa doğru da batıda yürüyorum. İklim böyle yumuşak ayarlanmış vaziyette. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Niçin insanlar yürüsün? Ne söylemek istersiniz? Valla insanlar bir kere doğayı sevmek için yürümesi lazım. Doğayı korumak için yürümesi lazım. Bu şeylerin de çoğalması lazım. Kulüplerin çoğalması lazım. Yani en azından birbirimize, efendime söylemem, çevreyi bilinçlendirme açısından çok faydalı. Hem insan ilişkileri açısından çok iyi bir şey. Yani öyle insanları tanıyorsun ki, mesela ben Muğla'da yürüyorum, işte Balıkesir'de yürüyorum. Orada bir çevren oluşuyor, insanları tanıyorsun, kültürleri tanıyorsun, yaşamı tanıyorsun. Yani o açıdan çok güzel. Yani olması lazım.
Bence harika bir emeklilik planı yapmışsınız. Tebrik ediyorum yani. Zaten insan belirli şeyden sonra kendine ayıracak. Yani artık hep efendime söyleyeyim. Zenginlik de bir yere kadar. En büyük zenginlik sağlıktır zaten. Sağlığını kaybettikten sonra istediğin kadar paran olsun. Çok doğru söylüyorsun. Doğayı göremedikten sonra efendime söyleyeyim, yaşayamadıktan sonra hiçbir önemi yok. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim sağ. Sizinle sohbet edelim mi? Tabii. Bir isminizi alalım. Tunsel Bektaş. Tunsel Hanım neyle meşgulsünüz? Ben bankacıyım, bankada çalışıyorum. Dört duvar arasında masada 8 saat oturarak, dolayısıyla bu sporlar sizin için ekstra değerli herhalde. Kesinlikle. Yani bir pazar bütün haftaya bedel oluyor. Muhteşem bir enerjiye sahip oluyoruz hafta içinde. Çok güzel. Petrolü dolduruyorsunuz aynen, bedene. Aynen, kesinlikle. Başka uğraştığınız sporlar var mı? Ya da insanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Başka uğraştığım bir şey yok. Buraya da üçüncü gelişim. Çok güzel, daha yenisiniz, harika. Şimdi benim protezim var, protez kalçam var. O yüzden dolayı böyle bir cesaret kırıklığı vardı. Birazcık da özellikle sizinle sohbet etmek istedim. Yani protezde bugünkü yürüyüş çok uzun değil ama tabii protezle ne kadar, nasıl bir tepki görür merak ettim ve çok hoşuma gitti yaptığınız. O anlamda da özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ya şimdi şöyle. Farkındalık oluşturur çünkü. Kesinlikle. Ben normalde spor yapmayı çok istiyorum ama kısıtlı, çünkü spor yapma hareketlerim falan kısıtlı olacağından. En güzel yüzme. Aslında ama yürüyüşte böyle arkadaşlarımın sayesinde bir deneyelim falan olduk. En zor iki parkura gitmişim ben bundan öncekilerde. Deyince bu haftanınki kolay olacak. O zaman dedim koşa koşa gelirim. O diğer iki zor parkuru nasıl yürüdünüz? Tamam mıydı? Aynı, çok güzeldi. Orası da muhteşemdi. Yokuş yukarı çıktık hep böyle. O zaman duyurur musunuz buradan, yani kendinizi bildiğiniz zaman protez... Sporda özellikle yürüyüşlerde engel değil. Kesinlikle. Buradaki insanlar da çok yardımsever. Yani ben ilk defa geldiğim için baston gerekiyor aslında. Ben bastonum olmadığımdan bir tane Aynur ablam sağ olsun bastonunu, geçen hafta onun bastonuyla yürüdüm. Yokuş olduğu için zordu. Onların da desteğiyle gruptaki herkes çok anlayışlı. Onlar bana uyum sağlıyor. Ben onlara uyum sağlıyorum. Böyle çok güzel oluyor. Engel aslında hiçbir şeye engel değil. Kendimizden başka engel yok aslında. Kesinlikle. Çok da muhteşem bir enerji. Sizin dediğiniz gibi benzini dolduruyorum. Evet. Haftaya başlıyorum. Çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim yürüyüşü. Siz de süpersiniz. Bence bunu, bu yaşam enerjisi umarım sizden ekranlara yansır. İnşallah. Ve gerçekten de bir engel yok yani. Yok yok, hepiniz gelebilirsiniz. Muhteşem bir hava, muhteşem bir performans. İnsanlar çok güzel. Herkes gelsin bence. Çok teşekkür ederim ben de. İsmim Fatma Sökmez, fizyoterapistim. Evet, kendime zaman ayırmak için bugün burada olmak istedim. Birazcık doğanın enerjisiyle bana da iyi geldi. Çok sık katılamıyorum, iki çocuğum var. Ama her geldiğimde buradaki insanların samimiyeti ve enerjisi bana hep iyi geliyor. Çocuklar küçük mü? Küçük, 3 ve 7 yaşında. 7 yaşındakini alabilirsiniz, biliyor musunuz? Evet. Evet, çok keyif aldım. Onu yani. Düşündüm. Bu defaya inşallah onu da geleceğiz. Çok aile var. Ben de onlardan biriyim. Hangi sporu yaptıysam, ne yaptıysam çocukları küçüklüklerinden beri dahil ettim. Maşallah şu anda böyle çok meraklılar, seviyorlar falan filan. Yani 7 yaşındaki bu rotayı çok rahat. Evet, doğrudur. Bazı yollar sorun olabilir ama burası iyi olurdu onun için. Bu defaya inşallah. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Benim adım Hüseyin. Hüseyin Bey nedir meslek? Restoran işletmecisiyim. Çok güzel. Yapıyor musunuz doğa yürüyüşü? Doğa yürüyüşü yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar zamandır? Vallahi bu grupla benim ikinci senem oldu. Harika. Evet. Uzun zamandır. Uzun zamandır. Ondan evvel daha evvel yine yapıyorduk başka gruplarla. Siz isminizi alalım. Rana. Eşli misiniz Rana Hanım? Siz de beraber mi yürüyorsunuz? Evet, bu grupla beraber yürüyoruz. Hep beraber. Aynı zamanda bunu niye sormak istedim biliyor musunuz? Aileyle yapılacak harika sporlardan bir tanesi. Onu vurgulamak için özellikle sordum. Hem beraber vakit geçirmiş oluyoruz, hem grupla kaynaşıyoruz, sağlık için yürüyoruz. Kıbrıs'ta yapılacak en güzel aktivitelerden birisi. Bir de hiç göremediğimiz yerleri görebiliyoruz. Bazen tarihi olabiliyor, bazen endemik bitkileri olabiliyor, bazen kültürel şeyleri öğreniliyor. Çok keyifli o anlamda. Muhakkak. En güzel tarafı bu bence. Evet. Şimdi bu vakitte televizyonun karşısında oturmak, bir de bakın doğaya enerji. Ya kokular neydi öyle? Evet, evet. Her şey çok güzel. Ada çayları yeni yağmur yağmış büyük ihtimalle ki yürürken bu kadar buram buram kokması çok güzel yani. Benim en çok keyif aldığım kısım o. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederiz biz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Fatma Hanım, kaç senedir ben şimdi görüyorum sizi sık sık. Kaç senedir doğa yürüyüşü yapıyorsunuz? Oldu 10 seneden fazla. 10 seneden fazla değil mi? Doğrudur. Ben de o kadar zamandır bu programı yapıyorum. Nasıl bugünkü parkurla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok güzel. Hayır. Nasıl ama kokular, ada çayları nasıl kokuyordu mis gibi ormanın içinde yürümek ayrı bir şey. Çamlar ayrıca başka güzel. Her taraf... Aynen. Bu parkurun başka bir güzelliği varmış. Yani yemyeşil her taraf. Evet, evet aynen öyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dur Eser Hanım. Tadına doyum olmuyor onların valla. Eser Hanım. Nasıl bugünkü yürüyüş? Bugünkü yürüyüş çok güzel. Hemen uzun zamandır gelmediydik. Evet. Sezon açılışı yaptık bugün. Evet. Çok güzel. Harika değil mi? Harika. Narlar da çok güzel. Nereden? Afiyet olsun. Güzel yurt. Ay çok lezzetli valla. Beyazı da tatlı, kırmızısı evet, da tatlı. Evet. Sizin için de tadına bakıyoruz, yiyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir isminizi öğrenelim. Merhabalar, Hülya Karali ismim. Hülya Hanım neyle meşgulsünüz? Ben emlak işi yapıyorum. Evet. Mausa'dan geldim. Nasıl gidiyor? Yani çok yürüyüş yapan biri misiniz normalde? Yani şöyle, gruba katıldıktan sonra çok sevdim yürümeyi. Normalde yürüyüş yapar mıydım? Çok ender. Buraya katıldıktan sonra her hafta düzenli geliyorum. Bu grup çok güzel bir grup zaten. Evet, gerçekten. Kıbrıs bizim grup. Biz eğlence de yapıyoruz, oyun oynuyoruz kendi aramızda. İşte tatile gidiyoruz. Buradan çok şey öğrendim. Benim Kıbrıs'ta bilmediğim çok yer vardı. Evet. İşte tarihi yerler mi? Başka neler? Mesela ben bütün köyleri bilmiyordum açıkça. Çünkü hep işten dolayı pek çıkmıyordum. Evet. Yani küçücük Kıbrıs ama çok yeri bilmiyordum. Bu grup sayesinde öğrendim. Çok da memnunum. Hı-hı. Çok mutluyum. Harika. Bugünkü parkurla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Bugünkü parkur şimdi benim ikinci parkuru, ya ikinci yürüyüşüm. 3 hafta oldu başlayalı. Hı. İşte geçen hafta ben yoktum, Türkiye'deydim. Yani tam zamanı şimdi. Hani çok evet. Sıcak değil. Bir de ağaçların değişiyor. Altında evet. O yüzden o şeyi çok hissetmiyoruz. Evet evet, ağaçların arasında olması güzel. O sıcağı pek hissetmiyorsunuz. Evet. Yani güzel bir parkur oldu. Harika. Arkadaşlar kafa dengi. Yani hepsi böyle alem. Evet. Sizin isminizi alalım. Aynur Erbilek. Aynur Hanım, uzun süre bizim grupta mısınız siz? 1 yıl falan oldu. 1 yıldır yürüyorsunuz. Daha öncesi var mı? Daha önce 3,5 ayda başka bir grupta yürümüştüm. Oradan ayrıldım. Direkt bizim gruba geçtim. Şimdi Aynur Hanım, insanlar niye doğa yürüyüşü yapsın? İnsanlar öncelikle sağlık, daha sonra sosyalleşme, güzel havada, bol oksijenli olan bir ortamda yürümek insana her zaman iyi geliyor. Değil mi? Sağlık sadece bedensel değil, ruhsal da aynı zamanda, aynen zihinsel. Evet, yani evde, herkesin evinde ya da dışarıda iş sorunları, bir şeyler olabiliyor. Dışarı çıkıldığı zaman da böyle doğa yürüyüşlerinde
dünyanı unutuyorsun. Her şeyi geride bırakıp sadece doğayla iç içe baş başa kalıyorsun. Bu da insanın ruhunu tazeliyor. Ya bir gerçek var. Ne kadar hayatınızda problem olursa olsun, ne kadar gergin olursanız olun ya da sinirli olursanız olun, bu yürüyüşe başladınız 5 dakika. 5 dakika sonra hiçbirinden eser kalmıyor. Yani net söyleyebilirim size bunu. İnsanın her evde bir sorunu, bir sıkıntısı olabiliyor. İş sorunu veya çocuklarıyla veyahut da ailesiyle veyahut da herhangi bir şeyle doğa yürüyüşlerine geldiğin zaman tamamen orayı kapatıyorsun ve kendini baş başa doğayla iç içe buluyorsun. Aynen. İstemeden yapıyorsun bunu yani. Normalde düşünmeyeceğim desen yine zihin dın 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 çalışıyor. Burada oksijen mi yapıyor, ağaçlar mı yapıyor, ne yapıyorsun? Evet, doğa, oksijen, doğa, arkadaşlar. Temiz hava, arkadaşlar. O şekilde insan kendini çok rahat ve huzurlu hissediyor. Harikasınız, teşekkürler. Bir sizin isminizi öğrenelim. Hüsrev. Hüsrev Bey, neyle meşgulsünüz? İnşaat. İnşaat, ha. Tamam, yakaladım. Şimdi doğa yürüyüşü yapıyor musunuz? Bu yıl başladım aslında. Niye? Kız kardeşim geldi. O. Yani meyletti. Hangi tarafı çekici geldi? O anlamda soruyorum niye diye. Daha çok arkadaşlar. Ha, çok güzel. Arkadaşlarla başlamak için bir sürü sebep var. Siz de arkadaşlar için başladınız. Ne kattı size? Ne kattı? Mutluluk kattı. Değil mi? Arkadaşlık mı mutluluk kattı? Böyle yoksa? Daha çok arkadaşlık. Yürüyüşte ama daha fazla arkadaşlık. Evet, çok güzel. Yani bir taraf eksik olsa öbür taraf tamamlıyor. 5'te 5 diyebilirim size. Sağlıkmış, arkadaşlıkmış, doğaymış, psikolojinizmiş, bedeninizmiş, yeni yerleri keşfetme, tarihi öğrenme, endemik yapıyı öğrenme, kültürü öğrenme. Yani saymakla bitmez. Hangi ucundan tutarsanız tutun ama bir şekilde yürüyüşlere başlayın. Aynen. Ya da spora başlayın. Aynen. Katılıyorum. Evet. Teşekkür ederim.